Efendim günaydın, Tıkırtı Gazetesi'ne hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Bugün Tıkırtı Gazetesi'nde çok önemli bir konu ve konuğumuz var. Konu niye çok önemli söyleyeyim, çok basit. 3 milyon tane ağaç, İstanbul'un 2 günlük su ihtiyacı, havaya salınmayan milyonlarca ton karbon. Peki bunlar nasıl oluyor? Aslında bunlar bizim sayemizde oluyor. Nasıl sayemizde olduğunu bugün Çevko ile beraber konuşacağız ve çok şey öğreneceğiz ama ne yapalım, biz önce klasik başlarımıza, yani haftanın en çok tutanlarına gidelim. Kaykay sever köpek. Gerçek mi, hile mi? Zoru başardı. Kaleci kaleciyi avladı. Kursiva'da bağırıyor. Nasıl çalım atılmaz? Ya ben çağırdım da. Oh, canım. Seen the funny side, Danny Welbeck. Good to the code. 101 paraşütçü kadın gökyüzünde çiçek açtı. Efendim sizler için hazırladığımız Tıkırtı Gazetesi'nin manşetinde ilginç bir haber var. Dünyada bakın internet ne hale geldi. Şimdi biliyorsunuz arama motorları var, çeşit çeşit isim isim. Bunlardan bir tanesi de en son Müslümanlar için kuruldu. Özelliği ne? Orada bir arama yaptığınız zaman içerik olarak Müslümanlarca uygun bulunmayan her şey otomatik olarak filtreleniyor. Ve mesela yazdığınız zaman, cinsel bir şey yazdığınız zaman da sadece onunla ilgili ders bilgisi neyse onlar geliyor. Özellikle görüntü vesaire konularında son derece faydalı bir site. Halal Googling olarak da yayına başladı diyelim ve geçelim bir diğer habere. NASA Mars'ta yaşam izlerini aramaya karar verdi. Ne zaman? 2020'de yeni bir proje başlıyor ve 1,5 milyar dolarlık bu yeni projeyle geçmişte Mars'ta yaşam olup olmadığı, oradan alınacak taşların dünyaya dönmesiyle birlikte dünyada araştırılacak son derece ilginç bir gelişme diyelim. Mars'tan dünyaya taş gelecek, hatırlayacaksınız 1969'da Ay'dan ilk taşlar geldiğinde dünyada çok konuşulmuştu. Tahminen 2020'de de bunu konuşuyor olacağız. Ve bir başka haber. Haber Amerika'dan geliyor. Efendim doğal felaketlere karşı Amerikan ordusunun son silahı ne diyeceksiniz? Son silah bir robot. Özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde etkin olması beklenen bu robotun boyu bir hayli fazla. Aralık 2013'te de saflara katılacak ve çalışmaya başlanacak ama çok geniş bir görsel ve işitsel yeteneği var bu robotun. Dolayısıyla da felaketlerde artık bu robotlar devreye girecek. Efendim son haberimiz İngiltere'den. BBC bir araştırma yaptı. Araştırma şunu söylüyor. İngiltere'de geçen yıl Afganistan'la savaştan çok daha fazla asker intihar ederek öldü. İntihar eden asker sayısı 49, Afganistan'da ölen asker sayısı 44. Ama bu intihar oranında Afganistan'da savaşmış, ülkeye dönmüş ve ondan sonra da kendini tek başına kalmış hisseden askerlerde dikkat çekici bir rakam diyoruz ve gazete haberlerini bu şekilde tamamlayıp geçiyoruz haftanın olayına. Efendim haftanın olayı dedik ama aslında haftanın olayı demek değil, belki de hem bu yılın, önümüzdeki 10 yılın, ondan sonraki asırların olayı demek. Niye? Çünkü biliyorsunuz dünya bir taraftan küresel ısınmayla mücadele ediyor. Öbür taraftan yapması gereken insanların, sanayicilerin bir sürü şey var.
Peki neler yapılıyor? Aslında çok şey yapılıyor. Bu sene 5 Haziran Dünya Çevre Günü Türkiye'de çevrenin çok fazla konuşulmadığı bir döneme denk geldi. Gezi Parkı olaylarından dolayı ama istatistikler son derece çarpıcı. Bir daha söyleyeyim. İlk başta 3 milyon ağaç, 2 milyon İstanbul'un 2 günlük su ihtiyacı, 2 milyon litre su ve yüz binlerce ton karbonun havaya salınımının önüne geçildi. Nasıl geçildi? Geri dönüşümle geçildi. Peki geri dönüşüm deyince biz ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Burada ÇEVKO ne yapıyor? Devlet ne yapıyor? Biz insanlar olarak ne yapabiliriz? Bu konuda Türkiye'deki en başarılı vakıftır ÇEVKO. Şimdi ÇEVKO Vakfı Genel Müdürü Sayın Mete Emer de bizimle birlikte. Mete Bey, hoş geldiniz Sıkıntı Gazetesi'ne. Hoş bulduk. Teşekkürler Rıza Bey. Valla biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi biz oraya ekrana yazdık çare geri dönüşüm diye ama isterseniz şuradan başlayalım. Şimdi önce biz bir ÇEVKO'yu, çünkü şöyle bir şey var. Hani ÇEVKO ismini herkes biliyor ama ne yaptığını birazcık açmak lazım. Oradan başlayalım. Ne yapar efendim ÇEVKO? Tabii memnuniyetle. ÇEVKO Vakfı 1991 yılında kurulmuş. Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda uzmanlaşmış bir kar amacı gütmeyen kurum aslında. Sanayinin önde gelen firmaları tarafından gönüllü olarak kurulmuş bir vakıf. 22 yıllık bir süre içinde Türkiye'de ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda altyapının oluşturulması, bu konuda yasal düzenlemelerin meydana getirilmesi, bunlardan belki daha da önemli olarak vatandaşlarda geri dönüşüm bilincinin oluşturulması, belediyelerle toplama çalışmaları, kaynakta ayrı toplama dediğimiz bizim ambalaj atıklarının ayrı toplanıp geri kazanımı konusunda pilot projelerle işe başlayan bir vakıf. 1991'den 2004 yılına kadar bu konuda çok çeşitli çalışmalar yaptık. Hı hı. 2004 yılında yeni bir yönetmelik yayınlandı. Yani ambalaj atıklarının kontrolüyle ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Buna göre aslında ambalaj atıklarıyla ilgili sorumluluklar ortaya çıktı. Yani taraflar ortaya çıktı. Daha önce yapılan çalışmalar gönüllü olmaktan. Yani gönüllülük yasal bir mecburiyet haline geldi. Zorunluluğa dönüştü diyelim. Burada tabii çok taraf var. Sanayi kuruluşları önemli. Ambalajlı ürün piyasaya süren kuruluşlar, ambalaj üreticileri burada sorumluluk sahibiler yönetmeliğimize göre. Belediyeler bir kere bu atıkların toplanmasıyla ilgili zaten sorumlular. Satış noktalarının belli görevleri var. Tüketicilerin sorumlulukları var. Dolayısıyla bu yönetmelik eğer uygulanabilirse Avrupa Birliği'nde de yapılan uygulamalar esas alındığında Türkiye'de geri dönüşümün, geri kazanımın ilerlemesi konusunda önemli bir adım. Vallahi işte burada şimdi ben hani biz sıradan vatandaşlar olarak şunu görüyoruz. Mesela bir yerde diyoruz ki ÇEVKO oraya bir tane kumbara koymuş. Kardeşim işte ayrıştırın çöpünüzü, buna göre atın. Şimdi şunu biliyorum, yanlışsam ne olur düzeltin. Mesela Brezilya'da görmüştüm. Adamlar bu süt kutularının içindeki alüminyumu bile ayırıp bir geri dönüşümden fayda sağlıyorlar. Şimdi bunun bir de ekonomiye faydasını konuşabilir miyiz? Yani aslında hani bunun bir ekosistem olduğunu düşünürsek bunun bir faydası var. Ekonomik faydası var. Bir de çevresel faydası var. Önce isterseniz ekonomik faydasına bakalım, sonra çevreyi konuşalım. Mesela 2012'de ekonomiye ne kadar para kazandırdı bu geri dönüşüm desin? Evet. Şimdi onları çeşitli şekilde hesaplamak mümkün. Bunlar tabii teorik hesaplar. Bu hesapları yapmak mümkün, paylaşmak mümkün. Burada her şeyden önce dediğiniz gibi bunun sürdürülebilir olması önemli. Onun da dediğiniz gibi çevre boyutu var, ekonomik boyutu var, bir de toplumsal boyutu var. Bu üçünü bir arada memnun edecek bir sistemin kurulması ve uygulanması gerekiyor. Öncelikle ambalaj atıkları dediğimiz hangi malzemeler? Onlardan tabii onlardan bahsetmemiz lazım. Mesela hepimiz biliyoruz, aşinayız, kullandığımız kağıttan yapılmış, kartondan yapılmış ambalaj atıkları var. Metaller var, alüminyum veya çelikten yapılmış atıklar, işte içecek kutuları olsun, diğer meşrubat, konser ve benzeri her türlü aynen, metal onlar şey. Var, metal var. Plastik atıklar var. Plastikler işte PET olabilir, PVC'den yapılmış olabilir, çeşitli alt plastik malzemelerden yapılmış olabilir. Cam önemli, cam atıklar var. İşte şişeler. Aslında hayatta elimize dokunduğumuz bir sürü şey geri dönüşümün. Evet, parçası. Bir de kompozit dediğimiz kompozit atıklar var. Bunlar birden fazla malzemeden oluşmuş atıklar. İçecek
kartonları mesela. Bunlar kompozit atıklar. Sadece kağıttan oluşmuyor. Kağıt ve plastik ve alüminyum karışımından oluşan atıklar var. Bir de ahşap atıklar var. Yani biz geri dönüşümden, ambalaj atıklarından bahsettiğimizde bu malzemeleri konuşuyoruz. Bunların toplanmasının ve bunların geri kazanımının çevreye katkısını, ekonomiye katkısını konuşuyoruz. Tabii nasıl bir katkı sağlanıyor? Niye böyle bir katkı var? Çünkü atıkları kullandığımız takdirde, ambalaj atıklarını ham madde kullanmıyoruz. Yeni ham madde kullanmıyoruz. O zaman ben rakamları gördüğüm zaman vay dedim. 3 milyon ağaçtan başlayalım. Yani sadece bir yıldaki geri dönüşüm sayesinde kurtardığımız ağaçları. Şimdi çok doğru. Yani biz mesela geçen yıl 180 bin ton kağıt kartonluk bir geri kazanımın yapıldığını belgeledik. 180 bin ton kağıt kartonun yapılması, daha doğrusu geri dönüştürülmesi demek aslında bu kadarlık bir ham madde tasarrufu demek. Bu da bizim hesaplarımıza göre 3 milyon ağacı kesmek gerekiyor. Eğer 180 bin ton kağıdı elde etmek için. Vay. Dolayısıyla hesaplar bu şekilde yapılmış hesaplar. Ama yani son derece çarpıcı. Şimdi hani lafa gelince herkes çevreye çok saygı duyuyor ama yani çevreye saygı duymanın aslında en önemli yollarından biri. Peki mesela bildiğim kadarıyla su kaynaklarından çok ciddi tasarruf sağlandı değil mi? Tabii kağıt üretiminde su da çok önemli bir faktör. Hem kağıt kullanılıyor hem ağaç kullanılıyor. İşte burada yapılan çalışmalarda İstanbul'un 2 günlük su ihtiyacı. Ciddi bir rakamdan bahsediyor. Ciddi bir rakam çünkü İstanbul büyük bir metropol. Dolayısıyla burada harcanan suyu düşündüğünüz takdirde 2 günlük su ihtiyacını karşılayacak bir harcamamış olduk. Elimizde kaldı. Evet. Peki bir de şimdi karbon salınımı aslında bütün dünyanın uğraştığı dert yani. Evet. Küresel ısınma ve karbon salınımı aslında bütün bu geri dönüşüm sayesinde bir de karbon salınımı tasarrufumuz var ki dünyaya da fayda sağladık herhalde burada. Çok doğru. Çevrenin şimdi iklim değişikliğini konuşuyoruz. Çevrenin korunması açısından karbon emisyonlarının, karbon salımlarının azaltılması önemli bir faktör. Geri dönüşüm buna katkıda bulunuyor. Nasıl katkıda bulunuyor? Aslında eğer bu atıkları kullanmazsanız üretim yaparken o zaman orijinal ham maddeleri kullanacaksınız. Bu ciddi bir enerji kullanımını gerektiriyor. Enerji kullanmak demek fosil yakıtları kullanmak demek. Fosil yakıt karbon kullandığı da karbon salımı oluyor. Tam zincirleme reaksiyon aslında bu. 480 bin tonluk karbondioksit eş değerinde bir karbon salımı önlenmiş durumda. Sadece geçen yıl yapılan geri dönüşüm çalışmaları ÇEVKO'nun içinde olduğu. Bunların hepsi çok ciddi rakamlar. Çok özür dilerim. Şunu merak ediyorum. Ayrıştırmadan vatandaşın çöpe attığı şey gerçekten çöp oluyor değil mi? Yani bizde şu yok. Hani İstanbul'un bütün çöplerinin içinden gelip onları artık ayrıştırma değerini kaybediyorlar. O çok zor bir şey herhalde değil mi? Ya bütün çöplerin içinden ayrıştırmak. Şimdi o hem zor bir şey hem de uygulama olarak çok sağlıklı bir uygulama değil. Eğer yeterli teknolojiniz yoksa o zaman bunu insanlarla yapıyordunuz geçmişte. Bu da sağlık sorunu yaratıyor. O insanca bir yaşam değil. Sonuçta çöpün içine girip işte değerli atıkları ayırmaya çalışmak. Zaten bir kere çöple karıştıktan sonra bu kirleniyor. Fireler ortaya çıkıyor. Onun için bizim baştan itibaren savunduğumuz kaynakta ayırmak. Dolayısıyla çöpe karıştırmadan ambalaj atıklarımızı ayrı biriktirelim tüketiciler olarak. Bunlar bir ayırma tesisine gidecek zaten. Bunların hepsini ayrı ayrı biriktirme zorunluluğu yok. Çünkü evlerimizde, iş yerlerimizde bu kadar çöp kutumuz yok. Ama bütün mesele biz şunu öneriyoruz. Organik atıklardan ayrı bir şekilde ambalaj atıkları eğer biriktirilirse o zaman bunları toplayıp geri dönüşümü sağlayacak lisanslı firmalar, belediyeler mevcut Türkiye'de. Hepsi değil, Türkiye'nin her tarafına değil ama bizim mesela çalıştığımız şu anda 28 ilde 100'ün üzerinde belediye bu konuda çalışma yürütüyor. 15-20 milyona yakın vatandaş bu çalışmaların içinde yer alıyor. Zaten bunlar zorunlu hale geldi. Dolayısıyla böyle bir yapmamız gereken bir şey var tüketiciler olarak. Tek yapmamız gereken bu zaten. Ambalaj atıklarımızı
evlerimizde, iş yerlerimizde ayrı biriktirip. Tek yapmayı biyolojik yani şimdi mesela siz söyledikçe şu geliyor aklıma, gece geç saatte ya da sabah erken saatte zaten hani o çöplerden toplama yapanlar bu işte bir ekonomik değer olmasa bunu yapmazlar. Yani onlar çevreyi koruma kaygısıyla yapmıyorlar. Bir ekonomik faydadan dolayı yapılıyorlar ama yani çöpü ayrıştırmanın ne kadar büyük bir ekonomi olduğunu anlamak açısından buna bakmak bile evet. Yeterli herhalde. Şimdi siz o konuyu açtınız. Üç boyut var burada dedik. Ekonomik boyut, çevresel boyut, bir de toplumsal boyut. İşte toplumsal boyut dediğimiz zaman sokak toplayıcıları. Burada işte bunların toplayıp bunlardan ekmek parası kazanan bir kitle de söz konusu Türkiye'de. Çok da büyük bir kitle herhalde. Çünkü hep karşılaşıyoruz. Evet, yani her yerde karşılaşıyoruz. Sayıları hakkında benim kesin bilgim yok ama ciddi bir miktardan bahsediyoruz. Şimdi bizim aslında bu sürdürülebilir sistemde belki üzerinde çalışmamız gereken, bu biraz Türkiye veya gelir düzeyi düşük ülkelere has da bir konu. İşte bu sokak toplayıcılarının sisteme entegre edilmesi. Onların da bu konuda çalışarak ama daha düzgün bir şekilde sağlık problemi yaşamadan sistemi aksatmadan sisteme entegre olması önemli bir konu. Yani buna henüz bir çözüm bulabilmiş değiliz açıkçası. Ama bulunmasının bir sürü faydası olacak. Çok ciddi faydası var. Yani onun için şu anda iki ayak üzerinde duruyor gibiyiz. Yani çevresel boyutu tamam, ekonomik boyutu tamam. Ama biraz sanki bu toplumsal boyuta biz gözlerimizi kapıyor gibiyiz. Halbuki onu da görmemiz lazım. Açılması gereken yer aynen. Orası. Onları da bu işin içine entegre etmemiz ama düzgün bir şekilde mevcut şekliyle yapmak çok sağlıklı değil. Muhakkak onu düzelterek uygun bir sisteme dönüştürmemiz lazım. En azından şunu da olması lazım. Benim anlayabildiğim kadarıyla o toplayanlar da onu çeşitli yerlere, toptancılara vesairelere götürüyorlar. Hani evet. Ortada bir rant var ama evet. Aslında o insanların da direkt uğraşan insanların da cebine gitmiyor. Hani o konudaki Çevko'nun tecrübesinin de değerlendirilmesi son derece doğru olur. Mete Bey izninizle hemen kısa bir araya gidelim. Onun arkasından devam edeceğiz. Efendim kısa bir ara ardından çok konuşulan bir şey. Şimdi sosyal medyada da çok yazılır. Biz malzemelere kızarız da kabahat malzemede mi yoksa onu kullanan insan da mı? Hakikaten üzerine biraz konuşmaya değer. Şimdi kısa bir ara ardından devam ediyoruz. Ya. Patlatamam. Patlat ya. Ya daha vakit gelmedi. Bir saati var bunun saat. Mutlu damasanların vazgeçilmesi. Ülker için. Buldunuz mu? Yok efendim. Bir açı varsa bulacağız da. Ben senin bir açını bulacağım. Bak görsen. Yıllardır hiç şikayet almıyoruz. Bol bol tavsiye ediliyoruz. Toshiba. Var mı dünyada daha tasarruflusu? Gözüm üzerinde Toshiba. Turuncu indirim geliyor. Teknosa'da fiyatlar iniyor, iniyor. %50'ye varan indirimler. 20 Temmuz'da Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. Bir kadın bir erkeğe sinirlenirse suçlu erkektir. Bir kadın kendine sinirlenirse suçlu erkektir. Bir erkek bir kadına sinirlenirse suçlu kadın değildir. Spartaküs'e Spartaküs diyen arkadaşa sesleniyorum. İnşallah o gladyatörler güllerin içinden koşarak koşarak sana gelirler. Efendim Tıkırtı Gazetesi'ne devam ediyoruz. ÇEKO Genel Müdürü Sayın Mete İmer bizimle birlikte. Şimdi biraz önce araya gitmeden önce söyledim malzemeler diye. Şimdi sosyal medyada da çok paylaşılır. Bir kumsal işte veya bir piknik yeri orada pet şişeler kalmıştır vesairedir. İşte pet, plastik falan çok kızarız buna. Ben şunu fark ettim bir gün. Ya Mısır'da sahillerini korumak için adamlar cam şişeyi, plastik şişeyi ayrı ayrı 3 tane tesislerin hepsini çöp kutuları yerleştirmişler. Buraya atıyorlar.
insan onu sokağa atan. Aslında malzemenin çok kabahati yok da çok bize doğru. Genelde fatura malzemeye kesir. Şimdi sokaklardaki o kumbaralara dönelim. Oradan iyi dönüşler gelmeye başladı mı? Şimdi toplama sistemi kumbarayla olabilir. Çeşitli yöntemler var. Torbayla olabilir. Yani bu poşetlerle toplama, o da mümkün. Bir yerin ekonomik, kültürel durumuna göre nasıl toplama sistemi olacağına karar vermek gerekiyor. Bunun biraz daha ilerlemişi getirme merkezleri. Getirme merkezine daha ileri ülkelerde insanlar getirip işte bu her türlü atıklarını bırakıyorlar. Sadece ambalaj atığı değil, diğer atıklarını da bırakıyorlar. Buralardan arabalarıyla geliyorlar. İşte buraya atıklarını bırakıp çıkıyorlar. Türkiye'de de yavaş yavaş tabii bu kumbaraları koyarak bir bilinç yaratmak. Her şeyden önce bunlar bir bilinç yaratılması konusunda yurttaşlarda önemli. Bunların içinden tabii toplanırken belli bir araçla belli bir sürede bunları toplamak lazım. Aksi takdirde değerini yitiriyor bu sefer. Değerini yitiriyor. Görüntü kirliliğine neden olabilir. Onun için etkin olarak kullanıldığı yerler var tabii ki. Fakat ne kadar aslında büyük bir organizasyon. Yani belirli sürede toplamak zorundasınız falan. Bir de şunu uğraşmak zorundasınızdır tahmin ediyorum. İşte camın içine başka bir şeyi muhakkak gelir atarız biz. Severiz öyle şeyleri. Hani böyle bir muzurluk yapalım cam atığının yerine oraya başka bir şey bilmem ne. Bunlar hep olan şeylerdir. Peki şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Önce kamu spotunuza gireyim. Çok hoşuma gitti kamu spotu. Niye? Arkadaşlar da şimdi görüntüsünü veriyorlardır zaten. Türkiye'de bir şeylere dikkat çekmek için aslında sanatı ve sanatçıları kullanmak gerekiyor. Yani ister çevre olsun ister başka bir şey olsun. Şimdi hoş olmuş. Nasıl dönüşler? Önce onu öğreneyim. Oradan bakanlığın bir projesi var. Onu da sormak istiyorum size. Biz aslında geçen yıl böyle bir şey yapalım dedik. İlk öyle bir takvimi de vardı galiba değil mi? Evet. Takvimini de hatırlıyorum. Evet, geçen sene televizyon dünyasının gönüllüleriyle, ünlüleriyle diyelim böyle bir proje gerçekleştirdik. Bunu bakanlıkla da paylaştığımızda bakanlık bu projeyi benimsedi. Dolayısıyla bunun bir devamı olsun istedik. Ondan sonra da gene onlarla görüşerek bu yılda müzik dünyasının gönüllüleriyle böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Ne kadar güzel yani katılana da ya bir sosyal sorumluluğu yerine getirmiş oluyorsun. Aynı zamanda yüzün her gün onlarca kez ekrana geliyor vesaire. Herkese fayda sağlayan bir şey. Yani tam kazan kazan dedikleri böyle bir şey. Yani, dolayısıyla hitap eden, işte halkımıza hitap eden gerçekten çünkü burada kanaat önderleri çok önemli. Yani bu tip konularda bir genel farkındalık yaratmak için. Çünkü konu çok fazla. Ancak tanınmış kişiler, işte sanatçılarımız bu konuya öncülük ederlerse böyle hayranları bir, da beraberinde onları takip edenler de hayranları da kar topu çırağını dikkatlerini en azından böyle çekmiş oluyor. Biz de bu konuda ne yapabiliriz diyebiliyorlar. Valla son derece hoş. İsterseniz biraz da sesli dinleyelim arkadaşlar. Bir sesli rica edebilir miyiz lütfen? Geri dönüşüm petrol tasarrufudur. Geri dönüşüm enerji tasarrufudur. Geri dönüşüm küresel ısınmayı yavaşlatır. Geri dönüşüm ham madde kaynağıdır. Geri dönüşüm ve doğal kaynaklarımız korunur. Geri dönüşüm gelecek için yatırımdır. Ambalaj atıkları çöp değildir. Ambalaj atıklarını atmayın, ayırın. Dönüşüm iyi gelecek. Hepimize. Demek ki eksik bir yer bırakmamışız. Biz de bunların hepsini hatta ayrıntılandırarak konuştuk ama şimdi geçenlerde gazetede okudum. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geri dönüşümü mümkün atıkları getirenlerin bir para alacağına dair, bir para vereceğine dair bir haber çıktı. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Hani böyle bir parayla özendirme falan hani bunlar zor işler ama ya aslında bu biraz bilinçlenip artık bizim yapmamız gereken bir şey. Bir de bunun için devletten para mı alacağız? Yani insan utanır ama bilmiyorum hakikaten var mı öyle bir şey size bir sorayım dedim. Evet biz de aynı fikirdeyiz. Yani bu gerçekten bir sorumluluk, bir görev gibi düşünmesi gerekli bu olayın. Yani bunun karşılığında bir bedel alacağım diye
bir beklentiye girersek o zaman o bedel yüksek olmuş veya hediye ona göre abi bu bizim sorumluluğumuz bir de hani bu hakikaten maraza çıkar herkes yok sen evet. ben, bana ver sen evet. bana ver ben götüreceğim evet. bir geldi maraza çıkar mı acaba diye merak ettim biraz. Dolayısıyla yani ben böyle bir genel uygulama olacağını düşünmüyorum belki teşvik etmek anlamında. Hı-hı. Zaten bazı belediyeler işte belli yerlerde bu tip uygulamalara başlıyorlar ama muhakkak bunun sonunda bu işin bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor. Artık bunları evlerimizde çocuklarımıza bunları anlatırsak zaten en kısa çözüm böyle. Ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla buradan başlayıp evlerimizde de uyarıyorlar. Okullarda var değil mi etkinliklerimiz yani. Var. Bu konuda eğiticilerin eğitimine geçtik artık. Okullara Hı-hı. biz tek tek gidecek kapasiteyi açtık. Zaten inanılmaz açtık. Bir şey olur. Bir sayıda okulla birlikte çalışıyoruz. Hı-hı. Milli Eğitim Bakanlığı ...la birlikte işte eğiticilerin eğitimi dediğimiz öğretmenlerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz. Onlar okullarında bunu yayıyorlar. Şimdi bir çocuk internet sitesinde bir çocuk sitesi oluşturduk. Dolayısıyla bunu kullanarak bu eğitimleri verelim Valla onların hepsi çok iyi fikir çünkü yani çocuklar gerekiyor. Üzerinden gidiyor. Evet. Yani çocuklar üzerinden anlatınca daha iyi oluyor. Peki şimdi bir şey soracağım. Genelde... Şöyle bir şey olur hani 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Hadi tamam Çevko'yu arayalım. Şimdi biz yılın 364 günü genelde unutuyoruz. Hakikaten unutuyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ama bilim kadarıyla bu sene yoğun bir etkinlik takviminiz var galiba değil mi? Eylül ayında Ankara'da bir organizasyon var. Neler yapacak Çevko bu sene? Hani biz bir gün hatırlıyoruz da Çevko durmuyor. Evet. Neler yapacaksınız bu sene? O çok doğru söylediniz. 26 Eylül'de bizim aslında Hı-hı. bir uluslararası kongremiz olacak. Hı-hı. Bunu Ankara'da yapmayı düşünüyoruz. Teknik bir kongre bu. Hı hı. Uluslararası temsilciler bu konuyla ilgili uzmanları davet ettiğimiz hı hı. işte geri dönüşüm, ambalaj atıkları ile ilgili geri dönüşümü tartıştığımız, burada neler yapabiliriz farklı olarak bunları hı hı. Konuşacağımız bir kongre planlıyoruz. İşte bu hı hı. hazırlıklar sürüyor. Bunun içinde yıl süresinde çeşitli belediyelerle zaten planlanmış bir şekilde bilgilendirme çalışmalarımız oluyor. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, kademe kademe ülkenin işte çeşitli belediyelerinde çeşitli bölgelere yayılıyor. Bununla ilgili ekipler oluşturuyoruz. Bu bilgilendirme çalışmaları devam edecek önümüzdeki. Valla esas galiba bu iş biraz şey hani evet. toplamak yerine yani tek tek insanlara anlatmak yerine belediyelerin, toplayanların, evlerde vatandaşların böyle bir zincirleme iletişim örneğiyle belki giderse hani çok daha kolay olacak ama beni ilgilendiren şeyi söyleyeyim. Şimdi normalde ilk başta buna özel sektör başladı. Mecburiyet değilken kendi isteğiyle özel sektörün başladığı bir şeyden söz ettik. 2004'te mecbur hale gelmiş. Şimdi 2010'dan sonra iş daha ciddi binmiştir ama ya bizde bir şeyin olması için illa bununla ilgili de hani vatandaşa da bir yasal yaptırım mı? Hani ödül ayıp dedik ama ya şimdi yasal yaptırımsız da biz bazı şeyleri düzeltemiyoruz. Niye bir de çöp anlayabildiğim kadarıyla görece daha zengin muhitlerde daha fazla üreyen bir şey galiba. Hani sosyoekonomik seviye yüksek diyorsunuz ama niye karşılığı gelmiyor falan. Böyle sorular geliyor insanın aklına. Çok doğru tabii çöp değil ambalaj atıklarına da baktığımız zaman Hı. ambalaj ürünler daha çok. Gelir düzeyi yüksek yerlerde tüketiliyor. Bunun için buralardan başlamak bu çalışmalara daha mantıklı. Büyük bir ülkemiz var. Nüfusumuz fazla. Onun için muhakkak bir plan yapmamız lazım. Kaynaklarımız kısıtlı. Nereden başlamak gerekir diye sorduğumuzda o zaman atıkların en fazla olduğu, ambalaj atıkların özellikle en çok çıktığı yerler. Bunlar tabii büyük şehirler, turizmin olduğu bölgeler önemli. Bir de önemli bir konu bu katı atık depolama sahaları yapılıyor. Yani bu çöp depolama sahaları artık eskiden olduğu gibi vahşi depolama dediğimiz bizim atıkları işte bir yere derleyip toplamak değil, ciddi yatırımlarla depolama sahası yapılıyor. Bu, elektrik üretiliyor Bursa'da, İstanbul'da yerleri de var. Bu sahalarda elektrik işte çıkan metan gazının toplanarak Hı-hı. elektrik enerjisi üretiminde de kullanılıyor. Ve 50-60 tane depolama sahası olan ilimiz var. Hı-hı. Şimdi bu depolama sahası olan illerde depolamaya ambalaj atıkları giderse bu sahalar çok kısa sürede doluyor. Bunların amacı organik atıkların depolaması. Hatta bunlardan kompost yapmak mümkün.
Bu da ciddi bir gene kaynak israfı demek. Onun için öncelik olarak düzenli depolama sahalarının olduğu yerler, ambalaj atıklarının toplanması için büyük şehirler, turistik bölgeler, buralardan başlayarak bunu yaygınlaştırmak lazım. Valla aslında planımız buna göre. Valla Mete Bey şöyle bir şey çıkıyor ortaya aslında, yani bir taraftan ekonomiye katkı, işte doğaya katkı, ama öbür taraftan aslında bunu ayırmadığınız zaman diğer yerler için de problem. Yani bunun bir de nasıl söyleyelim, katma değer değil ama katma sorunu var aslında. Katma sorunu da ortadan kaldıran bir şeyden bahsediyoruz. Zamanı bitiriyormuşuz ama şunu sorayım. Net cevap vermeyeceğinizi tahmin ediyorum. Ama sormazsam şartlar. Siz mi belediyeleri ikna etmeye çalışıyorsunuz, belediyeler mi sizi ikna etmeye çalışıyor? Şimdi ikisi de oluyor. Bazı belediyeler gerçekten bu konuya son derece duyarlı. Belediyelerin çünkü öncelikleri çok çeşitli. Muhakkak ama yani bu da çok ciddi bir öncelik evet. olduğu için hakikaten bir sormak istedim. Bunu. Böyle belediyeler var. Bizi yazılarla işte diyorlar ki gelmediniz. Biz şu kadar zamandır işte istiyoruz bu konuda çalışmak için, bizi desteklemiyorsunuz. Böyle belediyeler var. Bir de bizim diyoruz ki yani bu büyük şehrin ortasında işte şöyle bir ilçe belediye kaldı. Diğerleri bu işi yapıyor. Bir de bu da gelsin, işin içine girsin. İşte biz gidiyoruz o zaman, zorluyoruz falan. İkisi de var. Ama sonuç itibariyle... Ama siz belediyelerin adını söylemezsiniz. Yani biraz önce söylediğim oldu. Evet. Onun adını söylemeyeceğinizi tahmin ettim. Belediyelerin adını vermeyeyim ama sayı olarak 3000'e yakın belediye var. Şu anda yani yönetim planlarının hazırlanması lazım. 300'e yakın belediye bu konularda çalışma yapıyor. %10. Yani daha %10'dayız. Ama büyük belediyeler bu işin için. Hani sayı da her şey değil. Anladım, büyük bir ilçe belediyeyle diğerini karşılaştırmak kolay ama değil. Ama yani 3 milyon ağacı kurtarırken geçen evet. sene, önümüzdeki yıl 4,5 milyon ağacı kurtarmak mümkün olacak. Şimdi evet. İstanbul'un 2 günlük suyu çıktı. Önümüzdeki sene belki 4 günlük suyu çıkacak. Aynen. Ya bütün bunların evet. hepsi bir evet. seçenek önümüzde evet. duruyor ve bunları değerlendirmemiz evet. lazım. Böyle adım adım, yani bu bir günlük bir şey değil. Bir proje değil. Devam edecek, sürekliliği olan, uygulamanın gittikçe yayılmasıyla bu konuda kazancımız da artacak. Ülke olarak ekonomiye katkısı, çevreye katkısı sağlayabilirsek toplumsal katkıyı da gerçekleştirmiş olacağız. Vallahi ellerinize sağlık. Hakikaten olması gereken şey de bu. Niye diyeceksiniz? Çünkü yani biz vatandaş olarak dikkat edersek, daha fazla belediye bu işin içine girerse bundan Türkiye kazanıyor. Başka kimse kazanmıyor. Bunun farkına varmamız lazım. Mete Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz ve bizimle bütün bu bilgileri paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim Çevko Vakfı Genel Müdürü Sayın Mete İmer bizimle birlikteydi. Duydunuz işte rakamları. Yani hakikaten Türkiye için yani sadece evde ikinci bir poşet ayırarak birçok şeyi yapmak mümkün. Ama Orhan Veli'nin lafıdır, hani neler yaptık şu memleket için diye başlar. Bizde nutuk atma kısmını seven yok çok ama ikinci bir torba ayıran ne kadar, ayrı bir tartışma konusu diyelim ve günü böyle noktalayalım. Yarın sabah saat 9.15'te tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim, hoşçakalın.